Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere R560 Scania'mızla birlikte 10 adet Dorse taşıyacağız. Şu an Ankara'dayız. Oyuncu biz modun yapmış olduğu Türkiye haritası modundayız. Ankara'dan İstanbul'a kadar bir rota çizdim. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağım. Şuradan bir Dorse'lerimizi göstereyim. Tren vagonları gibi görüyorsunuz maşallah. 10 adet Dorse'miz var arkadaşlar. 10 adet Dorse'mizle birlikte yolculuğumuza şimdi başlayalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Gidebilecek miyiz? Onu da tam bilmiyorum. Güzel bir, eğlenceli bir video olur diye düşünüyorum. Buradan başlayalım bakalım yolculuğumuza. Scania R560'ımızla yola çıkalım. Görüyorsunuz güzel bir egzoz sesi de veriyor aracımız. Bu şekilde. Aynamızı açalım yine de. 10 adet dorsemiz var arkadaşlar. Dorse sayımız biraz fazla olduğu için dönüşlerimizi bayağı bir geniş almamız gerekiyor. Buradan sağa sola bakayım da. Gelen giden yoksa şuradan bayağı bir geniş dönmemiz lazım. Şunu bir açalım. Tren vagonu gibi dönüyoruz maşallah. Oy, tabela var burada. Buradan biraz rol yapalım. Bunu büyük ihtimal dorsa düşürür de. Gerisini şu an bilemiyorum. Sağ tarafa döneceğiz de nasıl döneceğiz bilmiyorum. Gelme kardeş, gelme. Gelme, gelme dedim sana. Az geri yapayım bari. Hadi dön. Ya sen çok saçma yerde durdun ama ya. Kardeşim bak benim yüküm ağır, yüküm. Uzun bir de yani görüyorum. Ben şimdi buradan nasıl dar döneceğim? Sen işi iyice sıkıntıya sokuyorsun ya. Bak şuna bak ya. Hayır, dorsayı orada taktıracak bana. Onun sıkıntısını yaşayacağım, ondan korkuyorum şimdi. Navigasyonumuz gördüğünüz gibi aracımızın içerisinde mevcut. Hızımızı da görebiliyoruz. İşte de güzel yani aracın. Yatak bölmesi olsun, normal üzerindeki perdelikler olsun, güneşlikler olsun, hepsi güzel. Dorsenin ucu bucağı yok arkadaşlar. 10 adet dorsemiz var. Bekleyelim. Bu şekilde de görünüyor dorsamız. Evet, yeşil yanda yürüyelim. İkinci kırmızıya yakalanacağız ya. Daha araba kalkamadı bile. Buradan şöyle yapayım da biraz. Bastık diye araba yürümüyor. Araba yürümüyor da ben de buradan dönemem. Buradan nasıl döneceğiz? Dur bakalım.
Gelme kardeş gelme. Zaten daha bak ucu bucağı yok. Geliyor dorsalar arkadan. Nereden gideceğiz bakalım. Köprünün üzerinden köprünün altına inmemiz lazım da. İleride bir yol yok mu dönüş? Ona bakayım. Yok aynı. Bu köprünün dönüşü çok dar burada. Dönmeyebilir yani bu araba. Valla buradan büyük olasılıkla dönmez bu da. Bir de yol çalışması var demişler arkadaş ya, yolun kapanacak zamanını buldunuz ya. Benim altımda 10 tane Dorse var. Bak ya, Allah aşkına bak ya. Adamlar yolu kazıyor. Ben sizi anlıyorum da. Anlayacak mısınız bilmiyorum. Şu an araç 0'a 0. Arka dorsayı taktı büyük ihtimalle. Baksana abi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bak dorsalar oraya takıldı. Daha da döndüm yani. Sağa yapsam biraz. Faydası olur mu ki? Dorseyi vermiyor. Geri geri de gitmiyor. Arkadaki iki dorsayı kurtaramıyoruz ya. Mecbur şöyle yapacağız abi. Dur bakalım, buradan da geri dönecektik sanırım. Buraya bir çıkalım ya. Aracımızı buraya alalım. Diferansiyeli kapatalım. Vallahi yapacak bir şey yok. Buralardan çıkmıyor araba. Dönüşleri çok dar. Araba bana mısın demedi. Mecburen ışınladık aracı.
bile direksiyonu sallıyor ya. Devam edelim bakalım. Ama bomboşlar çok fazla oldu ve burası şehir içi. Aha, nereye kadar gidebileceğiz? Köprü dönüşlerinden büyük ihtimal ilerlerde de geçemeyeceğiz diye düşünüyorum. Şuradan yolumuza bakalım bir. Yok abi buradan. Yani bilmiyorum da şekilde geçebilir miyiz? Umarım geçeriz. Biraz zor gibi duruyor. Bakalım. Dönüşe bakacağız nasıl geçebileceğiz. Köprünün altından geçeceğiz büyük ihtimal. Burası geniş gibi, buradan döneriz herhalde. Tane dorsa çekiyor. Bayağı bir zorlanıyor. Yapma Skanya, yapma hadi. Neyse bu sefer de dorsayı oraya mı taktı ya? Yapma şunu ya. Lan ne güzel geniş geniş geldik be. Daha geniş yer olamaz ki. Burada sen dönmezsen zaten bir şey diyemem artık ya. Hadi. Bak kurtardı, güzel. İstanbul'a 650 kilometre, buraya 180 kilometre. Bu şekilde devam edelim. Biz en sağdan gidelim abi. Eşeride engelleyelim, ne başkasına engel olalım. Lan niye sağ verdim? Polis amcam bekliyor. Çıktık. Bakalım neredeyiz şu an. Tamam, şu an geçişleri geçeceğiz. Burada HGS'ler var. HGS'leri geçeceğiz. Daha Bolu'ya var. Ankara'ya yeni çıkabiliyoruz yani şu an. Şehirler arası yola geçtik. Buradan Bolu, Düzce, Sakarya üzerinden İstanbul'un dışı demişim de bakalım. Belki Bolu'da bırakırız ya. Borsamız çok uzun çünkü. Oraya 176 kaldı diyor.
arabası var. Polis abi bekliyor. Antalya'ya gitmeme gerek var mı acaba ya? Yok, girsem çıkamam diye korkuyorum da. Neyse, dur bakalım. Müsaitse biz sağ şeridimize geçelim yine. Solları kapatmayalım. Millet rahat rahat gitsin ya. Scania'nın bu tırı da modlu arkadaşlar. Bu tır bayağı bir hoşuma gidiyor benim. 3-4 defadır kullanıyorum. Burada 4-5 tane modda arkadaşın isimleri var. Burada da İlmi diye bir arkadaşımızın ismi var. İlmi Şahin diye aslında. Ben onun ismini kullanmayı tercih ettim. Buradan da kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Kendisi bayağı değerli bir abimiz. Modifiye yapan da büyük ihtimal Harun diye bir arkadaşımız. Ama aracı güzel yapmışlar yani. Şöyle araca baktığımız zaman araç kendini hakikaten gösteriyor yani. Egzozundan çıkan sesten, motor sesine, üzerindeki desenlere bayağı güzel ya. Yolculuğumuza böyle devam edelim bakalım. Bolu tünelini geçelim. Olmazsa Bolu tünelinden sonra müsait bir yerde bırakalım. Mondorsa biraz fazla geldi. Dönüşlerde biraz sıkıntılar yaşadık. Gördüğünüz gibi aracı mecburen ışınlamak zorunda kaldım. Ama onun haricinde çok da bir sıkıntımız yok. Valla petrolleri mazot almaya girmeye bile korkuyorum yani. Mazotum var, iyi kötü. Şu an gerek yok. Oraya doğru yaklaşırken radar bekliyor arkadaşlar, dikkatli olun. Bizim on dorsemizin de ruhsatı olduğu için, aşma ruhsatı yani, bize bir şey demeyeceklerini düşünüyorum. Evet, bizi durdurmadılar zaten. Buradan devam edelim. Şimdi içeride girdik, bak nasıl yılan kıvrımı gibi dalgalanıyor. Bu tarz araçların arkasında ve önünde aslında eskortluk yapacak araçlar olması lazım diye düşünüyorum ama da ise bir sakatlık çıkaracaksın ya. Ben şöyle sola atlayayım ya. Ya sen bir yani anormallik yapacaksın gibi de neyse. Dorseler fazla. Bak dorse sallanıyor şu an, aynadan görürseniz. Diz aynasından. Direksiyon da sallanıyor yani. Bak şöyle bırakıyorum. Şu hareketi kendisi yapıyor. Yük sayısı fazla. Dorseler bayağı bir oynuyor yani. Daha 90-100 anca diyebildik ya. Sallanıyor sanki ya. Normal mi acaba? Ya da hızlı gidiyorum diye mi sallanıyor? Onu tam kestiremedim açıkçası.
Polya doğru yaklaşıyoruz. Yalnız dorseler fena sallanıyor. Ne fıstık yeşili tır geliyor. Metroparka girelim ya. Metro 4 divan dinleme testlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Turların olduğu yere koyayım diyeceğim de. Bizim dorsemiz zaten 10 tane. Karşıda kaza olmuş. İçeride de ambulans var. Tam burada durdurdum aracı. Şöyle de. Şimdi içeride neyle yanaşalım da. Arkayı engellemek için. Fazla sıfır yanaştık herhalde. Şöyle yapalım. Tamam. Polis geldi. Geçti. Önümü kesecek zannettim ha. Evet. Yolculuğumuzu burada sonlayalım arkadaşlar. Ankara'dan çıktık. Bolu yol güzergahında dinleme tesisinin önünde bıraktık aracımızı. Bayağı bir uzun oldu yolculuğumuz. Gördüğünüz gibi köprüyü dönemedik. Orada ışınlanma yaptık mecburen. Diğer köprüde de genişti. Dönüşümüz iyi oldu aslında ama yine de biraz zorlandık. Buradan görüyorsunuz Scania R560'ımızla güzel bir yolculuk yaptık. Buraya kadar izlediyseniz elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.